gebe eğitim hastanesine tekrar kediler, toksoplazmalı kediler. Bir, iki kara kedi de var. Yemler eskisi gibi duruyor. Ağaçlar toksoplazma sineklerinden soluyor, çürüyor. Böyle bir kanıt. Şu ağaca bak. Tamamen kahverengi çam ağacı. Hiçbir zaman solmaması gereken ağaç. Yanındaki de öyle. Bu hayvanların pislikleriyle ve parazitleriyle. Ve yeni bir başka bir yaratık, mini dostlar ambulansı geçerken. Çayımızı içerken bu sabah akademisyen, üniversite mezunu, toksoplazma nedir bilen komşuyu geçelim. Gebe Eğitim Hastanesi dışında ne demişti oradaki oturan doktor hemşiremine? Toksoplazma ne biliyor? Zararlarını biliyor. Ve ne yapıyormuş? Gebelere test yapıyormuş. Toksoplazmalı mı değil miyim? Fakat bunu bile bile oradaki doktorlar ne varsa gebe eğitimin etrafında toksoplazmalı besbelli, o yüzden oradalar kediler barındıracak. Bu nasıl bir anlayış be? Ben millete soruyorum. Ki o şeyleri oraya dayatan belli. Oradan doğum hastanesinden ihtiyar kıçlarıyla hamile olmadıkları halde hastanenin içinde gezdirecekler parazitli hayvanlarını. Bu nasıl bir anlayış? Buna ne isim verilebilir? Kuzu postuna kurt. Cani. O gebe eğitim hastanesinde çalışanlardan bahsediyorum. Çünkü akademisyen olarak bunu biliyorlar. Canidir bunlar, şu gelen pislikleri gibi. Resmen seri katildirler be. Bebek katilleri bunlar. Alo, kedi maması da kedi maması. O şeyleri dayatanlardan biri. Soyadına güvenerek. Onu geçtik. Onu da. Peki bu çevrede olanlar, bu şeylerle uğraşanlar bilmiyor mu? Onlar da biliyor. Bilerek bilerek doğmamış böylere. Ne bu toksoplazmayla terapi mi? Hepsini tımarhaneye tıkayım be. Hepsi cani be. Bebek katili. O kadar belge varken. Yani o arkada çürüyen ağaçları da mı görmüyorlar? Kahverengi, bok renginde olmuş hepsi. Şunun dalları gibi. Yıl boyu yeşil kalması gereken şey. Bu çam ağaçları gibi. Kör müler yani, bilgisiz olsalar bile. Ağaçları o şekilde getiren şey. Bebelere neler yapmaz? Ve tüm bu şeylerin yöneteni bu akbabadır. Bu bilgileri bilsen, ki tüm akademisyenler bilmesi lazım. Ondan sonra gel de bu şeyleri görerek
çıldırma. Çoğu diyor, belki bana ne be, benim çocuğum değil. Senin çocuğun da olabilirdi. Torunun olabilirdi. Doğmadan ölü doğan yok mu senin ailende? Hasarlı doğan, organ yetmezliği ve diğer şeyler. Kesinlikle var. Vicdansızsın. Bu şeyler bebeleri daha güçlü yapsa bravo diyeceğim, hayır işi, fakat tam tersi besbelli. Kemikleri galete gibi hepsinin. Bu şeylerin faili bana açık veren, bu seri katillerin icabına bakılmıyor. Üstelik her sabah beni gaza getirmeye çalışacaklar, her namazımda bu şeylerle. Bildiğim için. Her sabah pislik döşeyi kabız kaldıracaklar, hasta edecekler. Kanser etmeden pes etmeyecekler komşular gibi. Ben niye kendimi savunamadım bunlara karşı? Kanunuza küfredin. Sülalenize küfredin.